Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü özellikle genelde siyasi olaylarla, eylemlerle genelde bilinen bir okul. O dönemde de, benim okuduğum dönemde de olaylar pek eksik olmazdı. Milliyet Gazetesi'nde çalıştığım dönem stajyerim, hani herhangi bir işte kurum kartı yok, orada çalışan dair belge yok ama gelip gidiyoruz işte, iş yapıyoruz, çalışıyoruz. Bir gün işte haber geldi, okulda eylem var. Ben de koştur koştur işte arabaya atlayıp gittim kampüsün önüne. Bir yandan da öğrenci olduğumu çaktırmıyorum. Hani öğrenci olsam başka bir sorun, işte gazeteci olsam başka bir sorun. Bir baktım tam kampüs kapısından gözaltılar böyle teker teker çıkartılıyor. Ben de makineye yapıştım, tak 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 olayı takip ediyorum böyle. O sıra bir fark ettim, ensemde bir el beni tutuyor, kimsin sen diye. Dedim hani böyle böyle Milliyet Gazetesi'nde çalışıyorum işte stajyer muhabirim, hani kart soruyorlar. Dedim kart yok, hani size bir şey gösteremem. Ama dedim şu büfeden bir tane Milliyet Gazetesi alırsanız bugün imzamı görebilirsiniz dedim. Polis bir şey demedi ama tam gözaltı aracına götürüyor beni işte, araca koyacak. O sırada Anıl Ajans foto muhabiri beni gördü. O da bir gözaltı var diye tam da beni çekmek için gelmiş aslında. Bir baktım işte tanıdık bir yüz. Abi dedim ya nasılsın, hemen bir oradan bir çıkıntılık yaptım işte, selam verdim, nasılsın ya işte durumu görüyorsun böyle böyle. Hani beni gözaltına alan polis de bir anda şaşırdı durumu görünce. Anıl Ajansı foto muhabirine de kimlik sordu. Baktı Anıl Ajansı hani çalışan. Dedi tanıyor musun arkadaşı? Tanıyorum deyince ben o sıra bir hem oh çektim hem de bir rahatladım. Onun sayesinde bırakılmış oldum. Ya okul dönemi çok hareketli geçti benim için. Milliyet Gazetesi'nden Türkiye Gazetesi'ne geçmiştim. Türkiye Gazetesi'nde çalıştığım dönem yine kendi okuluma, ki bu arada öğrencilik hayatıma devam ediyor çalışırken, Türkiye Gazetesi'ndeyim işte. Yine bir olay vardı, okula gittim. Üniversite hocaları KHK'lara karşı işte cübbelerini yere seriyor, bir eylem var. Bir yandan içeri girmeye çalışıyorum okulun öğrencisiyim diye, bir yandan kameram var diye okula almıyorlar beni. Neyse bir şekilde dışarıdan görüntü aldım. Hem de öğrenciliği kullanarak içeri girip içeriden de görüntü aldım okulun öğrencisi olarak. Daha sonra işte bir anda işte kapılar açıldı, polis müdahale etti, içeri girdi, işte cübbeler yerlerde ezildi falan derken tüm muhabirler içeri girdi. Ardından polis bir anonsla bütün hepsini dışarı çıkarttırdı. Ben de o sırada bizim kurum, aynı zamanda İhlas Haber Ajansı vardı. Onun kameramanın polis telsizi taşıyor. Onunla beraber içeride kaldım. Bizi muhtemelen fotofilm sandılar. Biz içeride ne var ne yok birçok görüntüyü aldık. Gözaltıları, işte müdahaleler vesaire. Ardından bütün kameralar falan dışarı çıkılacak denince bizi yavaş yavaş dışarı doğru sürdüler, kampüs kapısına doğru. Tam biz kampüs kapısından dışarı çıkarken de sanırım hukuk fakültesine gitmek isteyen bir avukat kimliğini gösterip bir yandan özel güvenlikle cebelleşiyor böyle. Özel güvenlik yere yatırdı falan. Biz de olayı fotoğraflamaya çalışıyoruz. O sıra bizi tamamen sürmek için ite kaka kapıya kadar götürdüler. Dar bir kapısı vardı o dönem. Tam orada sıkıştık. Yarım metreden o sprey biber gazları vardı. Yüzüme sıkıldığını hatırlıyorum sadece. Başka bir şey yok. Yerde duruyorum ama sesler duyuyorum. Başka bir şey yok. Bir 30-40 saniye falan öyle bir durum oldu. Ardından koluma biri girdi. Tanıdık bir ses. Tümay Belkin'in sesiydi. Sağ olsun koluma girdi. Karşıda otel vardı. Beni otele götürdü. Sabunlu suyla bayağı bir yüzümü yıkayarak böyle. Bir yandan yüzüm gözlüğüm kızarmış. Hala net göremiyorum ama. Dışarı çıktık, müdahaleler devam ediyor. Hani o hani onun açısından düşünüyorum. Bir yandan hem onun işini engelledim, bir yandan da hala çekme ihtiyacı da var içimde. O halde beraber tekrar koştuk olayın olduğu yere. Bir yandan fotoğraf çekiyorum, bir yandan işte gözümü işte ağlıyorum, işte silmeye çalışıyorum falan derken. Hani içinde bulunduğum durum şöyle garip bir durumdu. Hem öğrencisi olduğum okulun kapısındayım. Aynı zamanda gazeteciyim, hem gazeteci olarak bir olayı izlemem engelleniyor. Aynı zamanda öğrenciyim, kendi okulumda olaylar yaşanıyor, bir müdahale edemiyorum. Arada kalmış bir durum. Hani şu an düşününce bayağı bir komik geliyor. Hem gazeteci hem öğrenci olarak öyle, hem arada derede kalıp bir yandan da gaz yiyince biraz komik bir durum oldu açıkçası.